Merhabalar değerli arkadaşım. Trigonometrik fonksiyonlara devam ediyoruz ama bu sefer biraz daha karıştıralım. Bunu logaritmanın içerisinde soralım. Üstel fonksiyonları da soralım. Biraz karıştıralım. Ne dersin? Logaritmik fonksiyonlar ve logaritmik fonksiyonlar ve trigonometrik fonksiyonlar beraber. Hadi bakalım gelsin birinci sorumuz. Şimdi ben sana şunu anlatmıştım. Ln ux diyelim. Bu ifadenin türevi nedir dediğimizde hatırlarsan içinin türevi çarp bölü aynısı. Ux. İçinin türevi çarpı aynısı. İçinin türevi bölü aynısı. Bunlar çok var değil mi? Şimdi o zaman biz buna bakalım. Sinüsün türevi nedir? Fx'in türevi. Yani sinüs x'in türevi bölü aynısı. Sinüs x. Sinüs x'in türevi kosinüs x yapar ki bölü sinüs x. Buradan kotanjant x gelecektir. O zaman birinci sorumuzun doğru cevabı kotanjant x'tir. Geldik ikinci sorumuza. Evet, fx fonksiyonu ln kare sinüs 4x diyor. Hay hay. Şimdi önce nasıl bir fonksiyon olduğuna karar vereceğiz. Logaritmik bir fonksiyon mu, trigonometrik mi, üslü mü? Üslü bir ifade. Yani bu ifade ln sinüs 4x'in parantez karesi diye düşünebiliriz. Bunun türevini alırken f üssü x üst başa iniyor. Yani derecesi neydi? 2'ydi. Üst başa indi 2. Dereceyi bir azaltıyorum. Ln de sinüs 4x 1 yazmaya gerek yok. Çarpı içinin türevi. Yani ln de sinüs 4x'in türevi. Şimdi değerli arkadaşım ln de sinüs 4x'in türevini nasıl buluyoruz? Nedir? Türevi bölü kendisiydi değil mi? Sinüs 4x'in türevi. Nedir sinüs 4x'in türevi? Hatırlar mısın? Nedir bunun türevi? İçinin türevi 4 çarpı kosinüs 4x. Değil mi? O zaman 4 çarpı kosinüs 4x bölü nedir? Sinüs 4x. 2 çarpı ln sinüs 4x demişiz soruda. X gördüğümüz yere pi bölü 4. Yani ne yazıyoruz? 22 buçuk. O zaman 4 ile çarparsak pi bölü sinüs 90 1'dir. Ln 1 0'dır. O zaman bu da patladı. Nasıl patladı? Bu sorunun da cevabı 0 oldu. Değil mi? Bir tane sıfırın gelmesi soruyu komple yok etti. Sıfırladı. Çarpım durumda çünkü hepsi değil mi? O zaman ikinci sorumuzun doğru cevabı sıfırdır değerli arkadaşım. Bir hayli elenledi bizi. Neydi elenli ifadenin türevi? Türevi bölü kendisi. Yani fx fonksiyonu türevine gelecek olursak içinin türevi yani elen kök x eksi 1'in türevi bölü kendisi. Elen kök x eksi 1. Şimdi ln kök x eksi 1'in türevini bulalım. Onun türevi de içinin türevi bölü kendisiydi değil mi? Kök x'in türevi biliyorsun 1 bölü 2 kök x. Eksi 1'in türevi yok. Sıfırdır sabit sayı olduğu için. Bölükken aynısı. X kök x eksi 1. Değil mi? Bölü ln kök x eksi 1. Şimdi hangi noktadaki türevi isteniyor bize? 9 noktasında. Tabii x gördüğümüz yere 9 yazacak olursak şayet 9 3 diye çıkar. 3'ten 1 çıktı ln 2. Paydamız ln 2. 9 3 diye çıkar. 3'ten 1 çıktı 2. Burada 2 var. 3 diye çıktı 1 bölü 6 var. 1 bölü 6'yı o zaman bunların hepsini birbirine böldüğümüz takdirde 1 bölü 12 ln 2 mi geliyor? Evet 1 bölü 12 ln 2. Bu da sorumuzun doğru cevabının E seçeneği olmasını gösterir. Üstel fonksiyon. A üzeri ux diyelim. Üstel fonksiyonun türevi neydi? Onu bir hatırlayalım. İçinin türevi çarpı. Maşallah. İçinin türevi hiç değişmiyor. Üstün türevi pardon. Çarpı aynısı. Çarpı ln a idi. Bunu unutmayalım lütfen. Hemen o zaman fx'in türevine geliyorum. Üstün türevi 5 çarpı aynısı 3 üzeri 5x eksi 4 çarpı ln 3. Doğru mu? Çarpı ln 3. Evet o zaman şöyle bir göz gezdirelim. Şıklara baktığımızda E seçeneğini mi görüyoruz? E seçeneğini görüyoruz değil mi? Evet. O zaman dördüncü sorumuzun doğru cevabı da E seçeneğidir. Değerli arkadaşım bu şekilde kazanım 65'inde sona geldik. 66'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.